Adobe Bridge'i kullanarak fotoğraflarınızla PDF slideshow'lar oluşturabilirsiniz. Baskı almak istediğinizde PDF dosyaları üretebilir. Ayrıca PDF indeks dosyaları da oluşturmanız mümkün. Bunun için çalışma alanı tipinde çıktı görünümüne geçiş yapıyorum. Geçişi yaptığımda sağ tarafta çıktı başlığı altında açılan panelde PDF şu an seçili. Şablon bölümüne bakıyorum. Şablon bölümünde 4x5 kişi sayfası olarak görünüyor. Bunun nasıl bir şey olduğunu görmek isterseniz hemen altında bulunan ön izlemeyi yenile butonuna tıklayabilirsiniz. Bu butona basmadan önce bu işlemlerde kullanacağınız fotoğrafları seçmelisiniz. Klasörde bulunan fotoğrafları seçiyorum. Ve ön izlemeyi yenile butonuna tıklıyorum. Görüldüğü gibi şu anda PDF indeks dosyası oluşturdu. Bu indeks dosyalarıyla çekmiş olduğunuz fotoğrafları müşterinize göndererek aralarında seçim yapmasını sağlayabilirsiniz. Buradaki görünüm üzerinde değişiklikler yapmak istediğimizde hemen alt tarafta belge başlığı ilk seçeneğimiz. Belge başlığında çıktı ön izlemesinde kullanılan kağıtla alakalı özellikleri görüyoruz. İlk olarak sayfa hazır ayarlarda uluslararası kağıt, Amerika'da kullanılan kağıt tipleri, fotoğraf kağıtları, web ortamı veya özel bir kağıt seçeneği seçebilirsiniz. Uluslararası kağıt seçeneğini seçiyorum. Boyut A4, A3, A5, A6 gibi farklı seçenekler de var. Bunlardan arzu ettiğinizi seçebilirsiniz. Bunların haricinde kullanacağınız kağıt boyutu daha farklı bir boyutsa, o zaman genişlik ve yükseklik değerlerini girerek yeni bir kağıt boyutu oluşturmanız mümkün. Bu kağıdın dikdörtgense eğer dikey mi yatay mı olacağını oryantasyondan ayarlayabilirsiniz. Belge üzerindeki fotoğrafların kalitesini belirleyebilirsiniz. Eğer internet ortamında göndereceksiniz 72 DPI veya 96 DPI seçeneklerini seçebilirsiniz. Baskı alacaksınız 300 DPI doğru bir seçim olacaktır. Kalite değerini ayrıca alttaki kalite sürgüsünden de ayarlayabilirsiniz. Kullanmış olduğunuz belgenin arka plan renginin ne renk olmasını istiyorsanız arka plan satırında var olan hazır renkleri seçebilir veya yanındaki renk karesini tıklayarak açılan color penceresinden istediğiniz bir rengi ve onun tonlarında seçmeniz mümkün. PDF dosya oluşturmanın en büyük avantajlarından birisi de ekleyeceğiniz açma ve izinler şifresi. Örneğin bir indeks dosyası oluşturdunuz ve bunu müşterinize gönderdiniz. Müşteriniz haricinde de herhangi bir şekilde içeriye erişilmesini istemiyorsunuz. Bunun için bir açma şifresi ekleyip açma şifresini de müşterinize dosyayla birlikte gönderirsiniz. Dosyaya ulaşılmış olsa da şifre bilinemediği için açıp içeriği göremeyeceklerdir. Ayrıca bir de izin şifresi, daha farklı bir şifreleme yöntemi. Bir izin şifresi verebiliyorsunuz. Bu izin şifresi de yazdırmayı devre dışı bırakabilirsiniz bu izin şifresinde. Bu izin şifresi ayrıca editlemeyi de yani tekrar düzenlemeyi de şifrelemiş olacaksınız. Açma ve izin şifrelerini beraber kullanabileceğiniz gibi ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Aşağı doğru ilerlediğimde mizampaj başlığım var. Mizampaj başlığımda layout içerisinde bulunan fotoğrafların kaç satır ve sütunda bulunacağı, ara boşlukları gibi özelliklerini veriyoruz. Bu özelliklere bakıyorum. Sütunlar, satırlar 4 sütun, evet şu an 4 sütun ve 5 satır olarak görünüyor. Fotoğraflarım az olduğu için 4. satıra kadar gelmiş, 5. satır boşta. Bu değerleri değiştirip örneğin sütunları 6 sütuna çıkarıp daha sonra ön izlemeyi yenile butonuna basarsanız değişikliği direkt görebilirsiniz. Buradaki fotoğrafların belge kenarlarından olan uzaklıklarını üst, alt, sol ve sağ satırları ile değerlerini girebilirsiniz. Yatayda ve dikeydeki ara boşlukları yine aynı şekilde burada da girmeniz mümkün. Otomatik aralık kullan seçeneği de kullanabileceğiniz seçeneklerden birisi. En iyi sığdırma için döndür seçeneği, örneğin şuradaki dik fotoğraflar, sağ ve solundaki fotoğraflar gibi yatay bir
fotoğraf haline dönüştürüp şu aradaki boşlukları da azaltmış olursunuz. Her sayfada bir fotoğrafı yenile seçeneğiyle de, örneğin 2 sayfalık bir PDF indeks dosyası hazırladınız. İlk sayfanın sonundaki fotoğraf, ikinci sayfanın ilk fotoğrafı olarak tekrar birbirini takip edecek şekilde olmasını sağlayabilirsiniz. Aşağı doğru iniyorum. Kaplamalar başlığı var. Kaplamalar, belge üzerinde kullanacağınız dosya isimlendirmeleri ve sayfa numaraları özelliklerine gireceğimiz bölüm. Dosya adı olsun veya olmasın, uzantısı görünsün veya görünmesin. Bu vermiş olduğumuz özelliklere göre de font tipi ve stili, boyutu ve rengini de ayrıca istediğiniz gibi ayarlamanız mümkün. Hemen ikinci alt başlığımızda sayfa numarası. 10 sayfalık bir sunum veya bir indeks sayfası hazırladıysanız, sayfaların karışmaması için alt kenara veya üst kenara sayfa numaraları eklemeniz mümkün. Aşağı doğru iniyorum. Üst bilgi ve alt bilgi başlıkları var. Üst bilgi ve alt bilgi, şurada görmüş olduğunuz boşluğa, alt kenarda da yine benzer bir hayali bir boşluk var. O boşlukları kullanarak bir metin ekleyebilir. Eklemiş olduğunuz metnin fontunu, boyutunu, rengini veya ne kadar uzaklıkta olacağını, arada bir ayraç olup olmayacağını, olacaksa rengini belirleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde alt bilgi seçenekleri için de aynı şeyler geçerli. Biraz daha aşağı doğru iniyorum. Oynatma başlığı geliyor. Oynatma başlığında tam ekran modunda aç. Şu anda üst tarafta vermiş olduğumuz boyuta bakınca boyutumuz A4 ve bir ekran üzerinde slideshow olarak bunu görüntülemek istediğimizde kenarda çok fazla boşluklar olacaktır. Ve her sayfada bir fotoğraf da olmayacaktır şu anda vermiş olduğumuz özelliklere göre. Bunu bir slideshow olarak düşünürsek, hemen sayfa hazır ayarlar başlığından web seçeneğini seçip boyutlardan burada var olan bir boyutu seçebilir veya ekranın çözünürlüğünüze göre bir boyutu siz belirleyebilirsiniz. Kalite 72 dpi yeterli, ancak 96 dpi daha iyi görünecektir. Bu şekilde bir PDF slideshow da hazırlayabilirsiniz. Aşağı doğru indiğimde bu oynatma bölümü artık burada değişiyor. Oynatma, bunun gibi slideshow'lar için kullanılan bir bölüm. Tam ekran modunda açılsın. Normalde PDF'i açtığınızda bir window penceresi olabilir. Bu pencere görünmez ve tam ekran modunda açılır. Sonraki sayfa otomatik ilerle seçeneğini işaretlediğinizde belirlemiş olduğunuz süreye göre bir sonraki sayfaya, yani bir sonraki fotoğrafa geçiş yapacaktır. Son sayfadan sonra döngüye al dediğinizde de 10 sayfalık hazırlamış olduğunuz slideshow'da 10. sayfaya gelindiğinde 1. sayfaya geri dönerek slideshow'un devamlı olarak dönmesini sağlayacaktır. Sayfalar arasındaki geçişler için de bir geçiş efekti verebilir. Bu geçiş efektinin de yönünü ve hızını ayrıca belirleyebilirsiniz. Biraz daha aşağı iniyorum. Son olarak filigran başlığımız var. Filigran başlığında da fotoğraflar üzerinde kendi isminizi veya bir metni, yazıyı filigran olarak eklemeniz mümkün. Bu ekleyeceğiniz filigranın metin ise eğer, fontu ve stili, boyutu, rengi gibi özelliklerini buradan ayarlayabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflar üzerinde kullanacağınız, stok sitelerde daha çok gördüğümüz PNG tabanlı bir filigran kullanacaksınız. Buradan dosyayı seçebilir, göz at butonuyla. Bunun için bir ölçek belirleyebilir. Bir opaklık, yani opacity değerini belirleyebilirsiniz. Şeffaflık değerini belirleyebilirsiniz. Yatayda ve dikeydeki uzaklıklarını ayarlayabilirsiniz. Şu anda tam ortada görünüyor. Sola veya sağa çekebilir, yukarı veya aşağı indirebilirsiniz. Veya bir açı vererek döndürebilirsiniz. Buna benzer değişiklikleri yaptıktan sonra ara ara ön izlemeyi yenile butonuna tıklayarak işlemlerinizi kontrol edin. Şu anda vermiş olduğum satır ve sütun sayısına göre fotoğraflarımı direkt
sıralanmış durumda. Yukarıya çıkarak buradaki mizampaj başlığında sütun 1, satır 1 olarak değerleri girip tekrar ön izlemeyi yenile diyorum. Yatay ve dikeyde bazı boşluklar var. Ve yapacağım işlemlerden bir tanesi arka plana bir beyaz değil de siyah bir arka plan vermek. Tekrar ön izleme yenile butonuna tıklıyorum. En alta inip bir de filigran ekleyeceğim. Filigran bölümüne ismimi yazıyorum. Font ve stili seçtiğimi düşünüyorum. Boyut 12 punto iyi. Siyah şu anda zaten fotoğraf üzerinde direkt olacağı için nerede olacağını da bir bakalım. Evet, şurada olacakmış. Biraz boyutu büyütebiliriz. Yazıyı opaklık değeriyle düşürüp çok silik bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Fotoğrafta görüntüyü bozmayacağı gibi yine fotoğrafınızı da bu şekilde koruma altında tutabilirsiniz. Ayrıca bahsetmiş olduğumuz filigranın konumu da yine sağ kenarda ve şöyle aşağıda olacak şekilde ayarlayabiliriz. Boyutumuz biraz büyük geldi. Ön izlemeyi yeniliyorum tekrar. Evet, biraz daha aşağıya alabilirmişim. Şöyle. Şu şekilde sağ alt köşeyi de alıp biraz daha opaklığı artırarak daha belirgin bir şekilde de kullanabilirsiniz. Buna benzer ayarlamalarınızı yaptıktan sonra kaydet butonuna basarak dilediğiniz klasör içerisine kaydetmeniz mümkün. Bu kayıt işlemlerinde ayrıca kaydet butonunun solunda bulunan kaydetten sonra PDF'i görüntüle butonu seçeneğini işaretlerseniz kayıt işlemi bittikten sonra da otomatik olarak açarak kontrol edebilirsiniz.